Makedonya'dan selamlar. 12 kilometre oldu Makedonya'ya girdik. Şimdi burada Lukoil'de durdum. Mazot almayacaktım. Mazotum var. 359 kilometrelik mazotum var. Makedonya'dan çıkmadan önce alırım. Makedonya hattıma bakiye yükleyecektim. İnternet açacaktım burada. Ama gerek kalmadı çünkü Sırbistan hattı hala çalışıyor. Makedonya'da Sırbistan hattıyla canlı yayın yapabileceğiz herhalde. O yüzden buradan almadan çıkıyorum şimdi. İleride Üsküp taraflarında internetim giderse o zaman alırım mecbur. Şimdi gerek yok. Önümüzde bir kilometre sonra bir ödeme yeri var. Makedonya'da otobanlarda, gişelerde ödeme yapıyorduk daha öncesinde. Şimdi yine o gişelerde ödemeyi bu sefer Sırbistan NEP cihazıyla yapacağım. Sırbistan internet hattıyla canlı yayın yapacağım. Sırbistan NEP cihazıyla Makedonya otobanlarının ödemesini yapacağım gibi görünüyor. Şimdi yapalım, ödemeyi yapalım, bakalım yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız, onu da görelim. Ama nerede bu? En sağdaymış. Evet, en sağa gideceğiz. Şuradan şu şekilde Sırbistan NEP cihazıyla ödememizi yapıp geçelim, bakalım olacak mı? Şöyle geldik. Normalde burası 1,5 euroymuş. Hadi biraz daha. Oldu. Açıldı. 60 Makedonya denarı çekecek. Benim kartımdan çekecek. Şu anda bunun içinde bakiye yok. Bunun nasıl olduğunu şimdi anlatalım. Sırbistan'ın ENP cihazı, hızlı geçiş sistemi cihazı. Sırbistan otobanlarına girerken okutuyoruz, çıkarken okutuyoruz, ödemesini o şekilde yapıyoruz bununla. Artık Open Balkan sistemine dahil olduğum için bu cihazla Makedonya otoyollarında da ödemeyi yapabiliyoruz. Şu anda da ilk ödememizi yaptık. Bunu içinde bakiye yok, daha sonra kartımdan çekecek. Benim kartımdan, buna kaydettiğim kartımdan çekecek. Bunu nasıl yaptığımı şimdi burada konuşalım. Bu cihazı ben Sırbistan'da ENP uygulaması üzerinden aldım. Nasıl aldığımı anlattığım videolar, canlı yayınlar yaptım. Bayağı izleyip alanlar oldu. Ön ödemeli olarak alanlar da var. Ben ön ödemesiz olarak kredi kartıma tanımlayarak aldım bunu. Hiçbir şey yüklemiyorum içine. Kullandıkça benim kartımdan çekiyor. Şimdi Makedonya'da da aynısı olacak. Bunu nasıl alacağımı anlattığım videolar yaptım. Bütün bu söylediğim videoları bu videonun altına, açıklamalar kısmına yazacağım. Sırbistan ENP cihazı, en hızlı, en kolay, en ucuz diye bir video yaptık. Canlı yayın yaptık, video yaptık. Sonra bu cihazı Almanya'daki adresime teslim aldım. Oraya istedim, dedim Almanya'ya gönderin diye. Adresimi verdim, gönderdiler. Teslim aldığıma dair video yaptım. Gümrük vergisi ödedim, onu söyledim o videoda. Sonra bu cihazı adrese değil de Sırbistan'daki sınır kapılarından almak isteyenler olursa oralardan nereden alınacağını gittim bizzat gösterdim. Hırvatistan'dan Sırbistan'a girerken ve Macaristan'dan Sırbistan'a girerken cihazı sınır kapısından alacağım diyenlerin nereye gitmeleri gerektiğini, nereden cihazı teslim almaları gerektiğini yerinde gösterdim. Sonra bütün bu bilgileri toparladım, tekrar bir video yaptım. En çok sorulan sorulara cevap verdim bu cihazla ilgili. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu cihazı alırken arabamızın plakasını yazıyoruz. Eğer arabayı değiştirirsek veya plakayı değiştirirsek veya başka bir arabayla birisi giderken ona verirsek kullanabilir mi, kullanamaz mı, ne olacak? Plakamız değişirse ne olacak? Oraya yazdık bu plakayı da. Arabayı değiştirirsek yeni cihaz mı alacağız diye sorular geliyordu. Onun da cevabını aslında veriyorduk. Başka plakayla kullanılabilir diye veriyorduk. Ben bu cihazı İsviçre'den Murat Bozdağ'a götürdüm, teslim ettim. O da Türkiye'ye gidiyordu. Biz de Türkiye'ye gidiyorduk ama biz İtalya, Yunanistan üzerinden gemiyle gideceğimiz için cihaza ihtiyacımız yoktu. Murat abi de Türkiye'ye Sırbistan üzerinden gideceği için ona verdim ben bu cihazı ve Murat abi bu cihazı kullandı. Benim cihazımı, benim plakamın kayıtlı olduğu cihazı Sırbistan'da kullandı. Ödemelerini benim kredi kartımdan otomatik olarak çekti. Başka bir plakayla, başka bir ülkeye kayıtlı, başka bir arabayla bu cihazın kullanılabildiğini orada gösterdik, gördük, kendimiz de tecrübe ettik. Murat abi de videolarını çekti, ben de onu paylaştım. Ve sonra tekrar bir toparladım. Bütün konuyu tekrar bir video haline getirmiştim. En sonunda
Bu şimdi bugün asıl videonun konusu olan Open Balkan sistemi devreye girdi. Open Balkan dediği açık Balkan, yani Balkan ülkelerinin bütün ödeme sistemlerini tek cihaz üzerinde toplama projesi. Şu anda sadece Sırbistan cihazıyla Makedonya'da kullanılabiliyor. Şu anda bizim yaptığımız gibi. Sırbistan'dan geçerken kullandım, geldim bu cihazı. Makedonya'da da kullanıyorum. Yakında Yunanistan da dahil olacak diye yazıyor kendi sitesinde. Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'ın da dahil olacağı sitesinde yazıyor. Şu anda dahil değil ama dahil olacağı yazıyor. Sitesine girdiğimiz zaman da bu Open Balkan sistemini daha ben aktif etmeden önce bununla ilgili bilgiyi aktardığım video vardı. Burada benim gibi ön ödemeli olmayan, kredi kartına tanımlanmış cihazı olanların beklemesi gerektiğini o videoda söylemiştim. Bizim de zamanımız geldi, biz de kayıt olabildik. Ama ön ödemeli olanların beklemesine de gerek yok. Direkt Sırbistan'a geldikleri zaman sitesinde yazıyor. Orada adresler var, onları da ekleyeceğim bu videoya. O adreslere gidip ön ödemeli cihazı sisteme dahil etmek gerekiyor. Bir form doldurmak gerekiyor, kredi kartını oraya tanımlamak gerekiyor ve bundan sonra hem Sırbistan hem de Makedonya'da artık ön ödeme yapmadan kullanabilir hale getirmek gerekiyor. ENPay uygulaması üzerinden benim gibi daha önce kredi kartına yükleyenler, kredi kartına tanımlayanlar beklemesi gerekiyordu. Günümüz geldi, doldu ve bize de mail geldi. Mailde ne yapmamız gerektiği yazıyordu. Bir form hazırlamışlar. Diyor ki Open Balkan'a dahil olabilmek için bu formu doldurun, gönderin bize diye. Bu formda işte isim, soy isim, cihazın numarası var. Burada üstünde bir numara var. O numarayı soruyor. Kategorisini soruyor. Araba kategorisi ve plakasını soruyor. Ben de o formu doldurdum. E-mail olarak gönderdim. E-mail'e de dedim ki benim ENPay cihazımı Open Balkan sistemine dahil eder misiniz? Teşekkür ederim gibi bir İngilizce olarak e-mail yazdım, gönderdim. Open Balkan sistemine dahil etmişler beni ve Open Balkan sisteminden bana bir mail geldi. O maildeki linke tıkladıktan sonra hesap açmamız gerekiyor. Open Balkan'da hesap açmamız gerekti. Bu şekilde bir form geldi karşıma. Aynı zamanda Open Balkan sistemi Türkçe. ENPay sistemi de Türkçe. Open Balkan'da da Türkçe olarak menüde seçenek var. Türkçe'ye çevirdikten sonra bu formu doldurdum ve onlara gönderdim. Sonra kredi kartı bilgilerimi girdim. Şu anda az önce yaptığımız işlemi benim kredi kartımdan çekecek. 60 Makedonya dinarını benim kredi kartımdan çekecek. Biraz sonra 4 yerde daha bunu kullanacağım ben. O 5'ini birden benden yarın falan çeker muhtemelen. ENPay uygulaması bir hafta 10 gün sonra çekiyor. Sırbistan'da yaptığımız kullanımları bir hafta 10 gün sonra ödemesini kredi kartımızdan çekiyor ama Open Balkan sistemi daha erken çekiyormuş. Bir gün içinde, 24 saat içinde çekiyormuş. Bunu da tecrübe etmiş olacağız şimdi. Kredi kartı bilgilerimi de buradan doldurduktan sonra gönderdim ve kredi kartımdan yine 1 Makedonya denarı çekti ki kredi kartımın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ve kaydedebilmek için. Sonra işlem yapıldı, ekranı geldi. Adım, soyadım, e-mail adresim, adres yazmak gerekiyordu oraya. Bir adres yazdım falan. Sonra Open Balkan işte sistemine dahil olduğuma dair bir mail geldi. Parayı çektiğine dair ve PayPal'dan benden 0.02 euro sent çekim yaptı. Yani 1 Makedonya denarı 0.02 euro sent olarak çekti ve sonra giriş sayfası, Open Balkan'da giriş yapmak gerekiyor. Oraya da yine girişi yaptık. E-mail'e gelen şifrelerle falan girişi yaptıktan sonra Open Balkan sisteminde kontrol edebiliyoruz. Şimdi ben biraz sonra kontrolümü yapacağım. Bu videoya onu da ekleyeceğim. Parayı çektikten sonra onu da ekleyeceğim. Ne zaman nereden geçiş yapmışız, ne zaman nerede paramızı çekmiş, kaç para çekmiş hepsini bu videoya ekleyeceğim. Sonra Open Balkan sisteminde bu numarayı, üzerindeki cihazın üzerindeki numarayı girdiğimiz zaman bir etiket cihazım var seçeneğine tıkladıktan sonra gelen sayfadan numarayı girdiğimiz zaman etiket cihazınız başarıyla entegre faturalandırma sistemine Açık Balkan ücretli olarak kullanabilirsiniz falan filan diye bir şekilde onay yazısını da gördüm. Yani bu cihazı artık hem Sırbistan'da hem de Makedonya'da kullanabiliyorum. Yunanistan eklenirse ve Hırvatistan eklenirse artık Slovenya'dan geçtikten sonra Türkiye'ye kadar sadece bu cihazla şıkır 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 ödemeleri yaparak hiç durmadan geçebileceğiz. Şu
şu anda Sırbistan'da 4 gişede, 2 otoban girişi, 2 de ödeme gişesi olmak üzere 4 gişede. Makedonya'da 5 ödeme gişesinde ödemesini yapabiliyoruz. Yunanistan dahil olursa bu güzergahta 8 tane daha Yunanistan'da gişe var. Oralarda ödeme yapabileceğiz. Hırvatistan dahil olursa da bir tane Zagreb'den önce, 2 tane de Zagreb'den sonra, birisi otoban girişi, birisi otoban çıkışı ödemesi olmak üzere 3 tane de orada var. Toplamda 3 tane Hırvatistan, 4 tane Sırbistan, 5 tane Makedonya, 8 tane de Yunanistan olmak üzere toplam 20 gişede hiç durmadan bununla geçiş yapabileceğiz. Böyle bir güzellik olacak eğer Hırvatistan'la Yunanistan'da dahil olursa sisteme. Karadağ'la Bosna Hersek'te dahil olacak yazıyor ama onlar tabi bizim sıla yolu güzergahımızda olmadığı için özel olarak oralara gittiğimizde kullanabiliriz oralarda. Onun dışında bu güzergahı alanlar için çok güzel bir şey oldu bu. Birincisini kullandık, şimdi 4 yerde daha kullanacağız. Sonrasında ödemelerini göreceğiz nasıl olduğunu. Yaz burada. Nasıl tuttuğumu burada göstereceğim. Şimdi şu şekilde tutacağım. 1 kilometre sonra Makedonya'daki ikinci ödeme yerine gelmiş bulunuyoruz. Görünüyor mu? Görünüyor, evet. Yani şu şekilde aslında buraya yapıştırsak da olur. Şöyle. Ben yapıştırmıyorum. Aslında Yunanistan'la Hırvatistan'ı da eklerlerse buraya bunu yapıştırırım o zaman. Şimdi nerede var? Ortada keşler var. Sağ tarafta iki tane M taklar var. M takka giriyorum ben. Şuraya girdim. 1,5 euroyu da burasıymış. $80 olması gerekiyor. Evet, $80 yazdı. Ve yani bu şekilde tutarak öttürdük. İkinci ödeme yerinde de başarılı bir şekilde geçtik. Kaldı 3 tane. 3 yerde daha bunu kullanacağız. Ondan sonra faturalandırılmasını bekleyeceğiz. Sınıra 83 kilometre kaldı. 3. ödeme yerine geldik şimdi. Yine bu cihazı yukarıya tutacağım. 3. ödeme yerinde de ödemeyi yapıp geçeceğiz hızlıca. 500 metre sonra ödeme yeri. Gişe. Birçok araba gidiyor. Bunların hepsinde var mı acaba cihaz, yoksa bunlar gişeye mi gidiyorlar? Yani sol tarafta iki tane gişe, bir tane M kart var, iki tane M tak. Bizimkisi M tak. O zaman buradan sağ tarafa giriyoruz. Bak, onların hepsi sıraya girdiler şimdi. Burası 1 euroymuş, 60 denar. Bak, açtı. Onların hepsi sıraya girdiler. Üçer tane, iki tane gişede üçer tane araba var. Ben geçtim. Çok güzel bir şey ya. Harika. Hem de içine kaç para yüklemem gerekiyor, ne yapmam gerekiyor hiç düşünmüyorum. Çekiyor, geçiyor, çekiyor, geçiyor. Sonra faturalandıracak bize. Yunanistan sınırına 48 kilometre kala 4. ödeme yerine geldik. 1 kilometre sonra 4. ödeme yeri, yani 47 kilometre kalmış olacak Yunanistan'a. Demir kapı 2 kilometre sonra çıkış veriyor. Yine Sırbistan ENP cihazımızı bu şekilde tutarak ödemesini yapıp geçeceğiz hızlıca. Görünüyor mu? Şöyle tutayım hatta. Buraya da polis koymuşlar. Polis var bir tane. Şu şekilde tutuyorum. Evet, 130. Ne oldu? Niye açmadı? Öttü ama 130 MK'de. €1,5. €80. Şimdi açtı. Hayret bir şey. 80 Makedonya dinarı olarak şimdi açtı ama ötmedi ikincide. Burayı da geçtik. Bir tane kaldı şimdi. Son bir tane. Ona da herhalde 2 euro mu vereceğiz? Ne yapacağız? Burası 1 euroydu. Bir tane daha var. 2 euroluk.
Toplam 7 olacak. 1,5, 1,5, 1, 1, 5 oldu. Şimdiye kadar 5 euroluk ödemesini yaptık. Bir de 2 euroluk bir ödeme yapacağız. Neredeyse Makedonya bitiyor artık. 17 kilometre kaldı. 1 kilometre sonra Shell var. Shell'de duracağım, mazot alacağım. Ondan sonra son ödeme yerinde Sırbistan ENP cihazıyla Makedonya ödemesini de yapacağız. Ve 15-16 kilometre sonra sınırda Yunanistan'a geçeceğiz. Burada şimdi sağ tarafta Shell'de duruyoruz. Mazot 81, yaklaşık 1,5 euro falan herhalde. Yok, 78, pardon, 78. Evet, 1,5 euro bile değil. Bakalım kaç olduğunu göreceğiz şimdi. Alalım, ondan sonra yola devam edelim. 78 denardan 62,59 litre mazot aldık. 4882 tuttu. Son 15 kilometre, 16 kilometre yolumuz kaldı. Oraya gidiyoruz. Bu arada son ödeme yerine geldik. 14 kilometre kala. Sınıra 14 kilometre kala son ödeme yerinde Makedonya'da Sırbistan ENP cihazıyla ödememizi yapacağız ve geçeceğiz. Sonra da bize ne kadara mal olmuş, nasıl faturalandırmış hepsini göreceğiz. Bu videonun devamında o da var. Şurada yine tutuyorum böyle yukarıya doğru. Açtı. Kaç? 100 MD. 100 Makedonya denarı çekti. Neyse, 11 kilometre kaldı Yunanistan'a şimdi. Son ödememizi de yaptık. 100 denar. 80 bir yerde yaptık. 80 bir yerde yaptık. 60 bir yerde yaptık. 60 bir yerde yaptık. Bir yerde de 100 yaptık. Yani toplamda 380 denar ödeme yaptık Sırbistan ENP cihazıyla.